Mümin özellikleri. Kur'an'a göre yaşayan bir insan sevgisini de Kur'an'a göre yaşayanlara yani müminlere yöneltecektir. Müminlerin onları sevilmeye layık kılan ve Allah'a iman etmelerinden doğan bazı özellikleri vardır. Mümin diğer müminlerde bu özellikleri arayacak, bunları gördüğü için onları sevecektir. Bu özellikler bir kişide ne kadar çok ortaya çıkarsa ona olan sevgisi de o kadar artacaktır. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği mümin özelliklerinin belli başlılarını şöyle maddeleştirebiliriz. Müminler ancak Allah'a kulluk ederler. Ondan başka zihinlerinde ilahlaştırdıkları hiçbir varlık yoktur. Allah'tan korkup sakınırlar. Allah'ın yasakladığı ve rızasına aykırı olan bir şeyi yapmaktan çok çekinirler. Yalnızca Allah'a güvenirler. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Allah'a şükrederler. Bu nedenle ekonomik yönden darlıkta ya da bollukta olmaları onlara herhangi bir üzüntü ya da böbürlenme vermez. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar. Her gün daha şevkli ve heyecanlı bir biçimde hizmetlerini sürdürürler. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. Kur'an'a göre yanlış olduğunu gördükleri bir tavırdan hemen vazgeçerler. Sürekli Allah'ı anarlar. Allah'ın her şeyi gören ve işten olduğunu bilir, sürekli Allah'ın sonsuz kudretini hatırda tutarlar. Allah karşısında acizliklerini bilirler, mütevazidirler. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Bu nedenle hiçbir olay karşısında telaşı kapılmaz, her zaman serin kanlı ve tevekküllü davranırlar. Ahirete yönelmişler, asıl hedef olarak ahireti belirlemişlerdir. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyada da cennet ortamının bir benzerini oluşturmaya çalışırlar sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. Akıl sahibidirler. Her an ibadet bilincinde olduklarından sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. Tüm güçleriyle Allah adına inkarcılara, özellikle inkarcıların önde gelenlerine karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Hiç yılmadan ve gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. İnkar edenlerin haklarında söylediklerine, alay ve saldırılarını aldırmazlar. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. Allah'ın dinini tebliğ etmek için her yolu dener, çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. Baskıcı değildirler. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. Öfkelerine kapılmazlar. Anlayışlı ve bağışlayıcıdırlar. Güvenilir insanlardır son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. Büyücülük ve delilikle de suçlanırlar. Baskı ve zulüm görürler. Zorluklara katlanırlar. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. Allah'ın koruması altındadırlar. Aleyhlerinde kurulan tüm tuzaklar boşa çıkar. Allah onları tüm iftira ve tuzaklara karşı koruyarak onları üstün kılar. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. Münafıklara karşı fikren mücadele eder, münafık karakterli olanlarla birlikte olmazlar. İnkarcıların zorbalıklarına fikren engel olurlar. Birbirlerine danışarak istişare ile hareket ederler. İman etmeyenlerin sözde gösterişli yaşantısına özenmezler. Zenginlik ve mevki'den etkilenmezler. İbadetlere titizlik gösterir, beş vakit namazlarını kılar, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. Çoğunluğa değil Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. Allah'a yakınlaşmak, örnek bir mümin olmak için gayret sarf ederler. Şeytanın etkisine girmezler. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a ve sünnete göre hareket ederler. Kadınların ezilmesine göz yummazlar. İsraftan kaçınırlar. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. Dinde aşırılığa kaçmazlar. Fedakârdırlar. Temizliğe dikkat ederler. Estetik ve sanata önem verirler. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. Haset etmekten kaçınırlar. Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.